Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Umarım çok sıkılmamışsınızdır. Ben bile artık böyle birazcık sıkılmaya başladım. Neden? Ben bile diyorum, normalde evi çok severim. Arkadaşlarım bile beni dışarı çıkarmaz. Çok çok az çıkarım. Haftada bir falan çıkarım. İş güç haricinden bahsediyorum. O yüzden diyorum ki böyle çıksaydık, hava alsaydık falan. Hareketsizlikten bir hani böyle sıkıldım dediğimde sanki böyle otur bir kemiklerimiz mi ağrıdı, bir şey mi oldu? Artık böyle bir şey hissediyorum, yani hantal hissediyorum. Bir de durduğum yerde işte ekmeği ben yapayım, poğaça yapayım, açma yapayım, tatlı çörek yapayım falan derken sürekli bir hamur halindeyim. Yapıyorum ya, tabii yapınca insan da yiyor. Hem yapmayı çok seviyorum hem hamuru ben çok seviyorum. İnanılmaz bir hamur zaafım var benim. O yüzden sürekli işte yeni bir tarif görüyorum. Hadi bunu da deneyeyim, bunu da yapayım. Başka bir tarif görüyorum. Hadi bunu da yapayım, ben yapabiliyor muyum falan diye. Hepsi de inanılmaz lezzetli olmaz mı? Hepsi de yiyoruz tabii ki. Böyle artık kendimi şey hissettim ben. Kötü, böyle çok sağlıksız besleniyormuşuz, hareketsizmişiz gibi. O yüzden bugün diyete girdim. Yeşil çay falan içiyorum. Yeşil çay, filtre kahve, diyetin zaten ana iki maddesi. Ben çok kilo verip alan biri olduğum için biliyorum bunları, aşinayım. Sabah da yulaf, süt, yoğurt falan yedim, çilekli. Sizin evde dışarı kim çıkıyor? Bizim evde dışarı babam çıkıyor. Çok lazım olmadıkça haftada bir iki kere market alışverişine gönderiyoruz. En son gönderdiğimde çilek aldırmıştım. Mix and go var Vestel'in. Onu işte yulaf, süt, yoğurt falan koyup onu da yaparız diye. Zaten evde vlog çekmeyi düşünüyorum. Çektiğim zaman sizle birlikte de yapmış oluruz eğer isterseniz. Sabah kahvaltısı kısmında. Dedim o hamurlardan falan artık gına geldi. Bu seviyeye geçmelisin. Bugün de bu üçüncü videom. O yüzden ara öğün falan da yemedim. Akşam da şu bardak kadar işte bir kasede dün yaptığımız ıspanak yemeği vardı. Ona da ekmek banmayı bir severim. Onun yanında bir ıspanak kasesi, bir ıspanak yoğurt kasesi. Anladım. Bir ıspanak kasesi, bir yoğurt kasesi olacak. Onu yiyeceğim. Akşam yemeğinde olacak ve günü kapatacağım. 6'dan önce yemem lazım. Bununla size niye anlatıyorum? Bir şeyler paylaşalım diye böyle herkese merhaba, konumuz bu, hadi videoya geçelim falan deyince bazen bana kızıyorsun. İşte biraz konuşalım, biraz kendini anlat falan diyorsunuz. Ondan böyle kısa bir geçit vermek istedim. Bugün uzun süredir aklımda olan bir video var. Onu çekmek istiyorum. Duymuşsunuzdur, denk gelmişsinizdir. Bazı maskaralar şöyle yapıyor. Önce kendisini çıkarıyor, sonra ekstra siyah yapıyor. Hani ben hiç ikisini böyle aynı anda sürüp gerçekten ekstra siyah mı diye denemedim. Ama geçenlerde bana şöyle bir kargo geldi. Geçenlerde dedim çok oldu aslında ama markalardan gelenlere sakladığım için hiç kullanmadım. İçinde bir tane maskara var. Bambi maskara, zaten biliyorsunuz çok patladı falan. Ben sevdim ama çok da koşarak alın demedim size. Demem de. L'Oreal'den, çünkü ben o parayı vereceksem L'Oreal'in inanılmaz güzel maskaraları var. Unlimited Paradise, bunlar ona çok bin basardı benim için. Tek tek arayıp kıvırmak konusunda. Bakalım bu ekstra siyah da öyle mi? Sağ tarafıma normal bendeki klasik Bambi uygulayacağım. Bu ceylan etkisini alacak mıyız? Buraya da ekstra siyah uygulayacağım. Sizinle birlikte açalım. Sıra Black Mascara demiş. Başka bir şey dememiş. Şöyle çıkarıyorum. Ambalajındaki tek farkı size şöyle göstereyim. Kapağının siyah olması. Onun dışında yazıları falan aynı diyecektim. Değil. Şuraya bakın. Çok güzel bir ceylan koymuşlar. Çok çok tatlı olmuş. Bunda klasiğinde o yok. Size şöyle ikisini yan yana göstereyim. Üstteki ekstra siyah olan, alttaki normal klasik maskarası. Aylık konusunda şimdi karşılaştırıyorum. Çok da bir ağır değil. Zaten ben bu maskarayı 3-4 kere falan kullandım. O yüzden ne kurudu, ne etkisini kaybetti, ne siyahlığından ödün verdi. Yani karşılaştırabilecek orandalar. Ekstra siyah tek tek ayrılmış hacimli kirpikler. Ceylan göz etkisiyle simsiyah kocaman gözler. Her bir kirpiğe ulaşan ve dışa doğru kirpikleri kıvıran fırça demiş. İlk önce de Trendyol'daymış. Herhalde başka yerde satışta değil. Trendyol'da başlamış önce. Maskaraları denemeden önce size şunu söyleyeyim. Benim kirpiklerim biraz zorlar. Mesela bakın, size iyice yaklaşayım. Şuradan görebiliyor musunuz? Özellikle şu sağ kirpiğimi hiç sevmiyorum. Geliyor ve şurada resmen bir kıvrım var. Yani orası kıvırcık gibi. Hiçbir maskara o kısmı uzanamadığı için orayı tutup kavrayamıyor. Yani ben ikisi arasındaki farkı aslında şuradan anlayacağım. Şu kısım birazcık kötü olursa maskaranın suçu değil. Bende bütün maskaralar öyle duruyor. Oradan görürseniz söyleme de olmasın. O yüzden uyarmak istedim. Benim şurası aşırı kıvrık ve şöyle bir şekilde ileri doğru. Neden böyle bilmiyorum. Ben hep şu şekilde yüzüstü yatarım ve galiba hep bu tarafıma doğru yatıyorum. Çocukluğumdan beri. Acaba o yüzden mi bunlar böyle kıvrıldı ve hani yan oldu? Ne yaptıysam da hiçbir şekilde düzeltemedim. İşte lifting falan yaptırmıştım. Onun çıkışında düzelir falan dedim. Düzelmedi. Başka böyle badem yağlarıyla falan bakım yapmıştım. Çok 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 seneler. Hiçbir şekilde düzelmedi. Artık bende kalıcı olmuş. O zaman önce hepimizin bildiği bu Bambi klasiği uygulayayım. Hiç kullanmayanlar, fırçasını bilmeyenler için size şöyle göstereyim. Hala kokuyor. Böyle ıslak ıslak kokuyor. Yani daha tazecik bir maskaramış gibi. Fırçası böyle.
sentetik kibar benim sevdiğim fırçalardan. Ben bu tarz böyle çok uzun olmayan, gözünüzün içine girse de acıtmayacak fırçaları seviyorum. Çünkü gözümün içine ben maskara fırçasını bazen sokuyorum. Bazen de hep bir böyle bir değiyor, bir sonra bir acıyor. O yüzden böyle sivri, çok uzun, çok büyük fırçalar beni inanılmaz zorluyor ve canımı acıtıyor. Gözüm belki küçük olduğu içindir, bilmiyorum. Maskara sürerken şöyle aşağı bakıyoruz ve şöyle çevire çevire uyguluyoruz. Bir kat uygulayacağım. Önce ikisine de bir kat bakalım. Sonra ardından kurumadan ikinci katı birlikte geçeriz. Şöyle uyguluyorum. Gözümün üstüne bulaşmış falan derdini düşünmüyorum. Onları artık temizleriz. Gerçekten, çünkü objektif istiyorum. Far olsaydı hani fara bulaşmasın diye bazen çekinerek sürüyoruz ya. Hiç öyle bir şey yapmayacağım şu anda. Gayet şu yan kenarları da şu şekilde ittire ittire uyguluyorum. Ay çok güzel oldu. Ben bunu daha önce sürerken hiç böyle olmamıştı. Acaba ben ıslak mı kullandım? Ne zamandır da kullanmıyordum. Şuna bakar mısınız? Kıvırdı ve şak diye neredeyse kaşıma değiyor şu an. Üstü temizleyip geliyorum. Daha iyi anlayacaksınız ne demek istediğimi. Şimdi aradaki farka bakar mısınız? Demek ki ben açtığımda biraz ıslaktı ve o güzel, herkesin övdüğü etkiyi alamamıştım. Şimdi bayağı bir oturmuş ve gerçekten tek tek ayırıp yani tamamen şöyle kıvırıcıyla kıvırmış gibi. Ve ben kıvırıcıyla ayırmamıştım, etkisini görelim diye şu an bayıldım ya. Tamamen kaldırdı. Yargısız infaz yapmışım ve kurumasını beklememişim. Bambi arkadaştan özür diliyorum. Bunu da en az şu an unlimited kadar sevdim. Buraya uyguladığım şekilde aynı, yine aşağı bakarak kıvırarak bu ekstra siyah olduğunu iddia edenle uygulayacağım. Bu daha bir yoğun kokuyor benim az önce kokladığıma göre. Size şöyle fırçasını da göstereyim. Hatta iki fırçayı yan yana koyalım. Gerçekten aralarında hiçbir fark yok mu? Şöyle bakıyorum. Şöyle. Sanki klasik olan birazcık daha mı pofidik? Bakın yine tek kat uyguladım. Üste falan biraz bulaştırdım ama şimdi silmeden size göstermek istedim. Etkisi falan gayet bence güzel. Sanki bu bir tık daha bir güzel uzatmadım ama dediğim gibi burası benim güzel kirpiklerim. Yani şu ucu bunun kadar kalkmıyor. Onu göz ardı edersek siyahlık konusunda sanki normali daha siyah değil mi? Ya da bunu yeni açtığımız için oturmadı. Veya asıl etkisini ikinci katta alacağız. Şöyle klasiğimi açıyorum. Sağ gözüme bir kat daha uygulayayım. Asıl o zaman göreceğiz renk farkını. Ben normalde hiçbir maskara iki kat uygulamam. Hep bir kat uygularım. Böyle çok birleştirdiğini düşünürüm çünkü. Alt kirpiğe de şimdi uyguluyorum. Alt kirpiğe iki kata gerek yok. O yüzden bir kat uyguluyorum. Gayet güzel görünüyor. Sol tarafımın üstünden de bir geçeyim. Çünkü şu an ben hiç ekstra bir siyahlık falan hikayesi göremiyorum gözümde. Şöyle uyguluyorum. Bakın yine aynı şekilde koyup çevirip uyguluyorum. Koyup çevirip uyguluyorum. İkisini de uyguladım, geldim. Aynamdan şöyle bir bakıyorum. Az sonra işte yakından da göstereceğim. Ekstra bir siyahlık var mı diye. Bana hiç ekstra siyah gelmedi ve bunu yeni açmamıza rağmen. Hani yeni açtıysak böyle ben asıl ilk siyah etkisini ilk açtığımda görmek isterdim. Arasında bir fark göremedim. Şimdi size yakınlaşacağım, bir bakın diyorum. Yakından da gösterdim. Umarım net görmüşsünüzdür. Bence arasında bir fark yok. Şu an aralarında fiyat farkı var mı bilmiyorum. İkisinin fiyatına bakacağım. Fiyat farkı varsa şuraya bir yere karşılaştırmalarını koyacağım. Yoksa da koyacağım. Bence duruşları kesinlikle aynı. Fırçaları da aynı. Bu biraz şey, hani yeni çıktı, patlatmak istediğimiz bir maskaraydı. Yeni bir sürümünü daha çıkaralım, maskarayı tekrar hatırlatalım gibi olmuş. Bence biraz sadece ambalaj değiştirilmiş. Tabii 2 hafta sonra falan tekrar bunu kullanmak lazım. Yani kullandıktan sonra ben yine sizi güncellerim ama bence görüyorsunuz arasında böyle ekstra uçuk bir şey var mı ve 2 kat uyguladık. Ben o ekstra siyahlığı şu an hiçbir şekilde göremiyorum. Gerçekten upuzun bir siyahlık isterdim. Sol tarafım ekstra siyah, sağ tarafım klasik Bambi.
Bence o yüzden bir fark olmadı. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı aşağı bekliyorum. Bence birazcık satış politikası olmuş. Ben tabii yine içten görüşümü sizinle paylaşıyorum. Siz hangisini almak istiyorsanız bence onların aralarında öyle bir fark yok. Bu videom da bu şekildeydi. Böyle ürün dedektifi gibi sizin için incelemek istedim. İkisini gayet objektif bir şekilde kıyasladık. Yorumu artık size bırakıyorum. Ben söyleyeceğimi söyledim. Devamı siz de aşağı bırakmayı unutmayın. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve aşağıda küçük bir çan var. Eğer onu açarsanız video yüklediğimde size Daniela Çelik video yükledi diye bildirim gelir. Siz de açıp anında izlemiş olursunuz. Beni de çok mutlu edersiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sizi çok seviyorum kocaman. Öpüyorum. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın.